101 soruda LYS coğrafya ileri seviyeyle devam ediyoruz arkadaşlar. İleri derken amirim? Yani senin seviyene uygun olanlardan. Benim seviyeme uygun olanlardan. Olmayan kendini o yeterlikte görmüyor musun? Hayır. Bir senedir ders anlatıyorum ya. Yemin ediyorum şuna anlatsam bu çözer. Doğru. Haklısın. Bu çözer. Çöz şu soruyu. Çözüyorum. Çabuk. İnsanlar yeraltı sularını çeşitli amaçlar için kullanmaktadır. Yeraltı suyu kullanımının artması ve kapasiteyi aşması durumunda çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmakta. Aşağıdakilerden hangisi yeraltı sularının kullanımına bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri değildir? Yeraltı su seviyesinin azalması tabii ki kullanırsan azalır. Biter. Bu doğru. Topraktaki tuz oranının artması. Yeraltı suyunun buharlaşması belki bunu arttırır ama su kullanıldıkça tuzu kullanmıyor. Bunu bekletiyorum Serkan Hocam. Kıyı kesimlerde tatlı su ile tuzlu suyun yer değiştirmesi. Şimdi sen yeraltı suyunu çektiğin zaman denizden tuzlu su gelir diye saçma bir şey düşünüyorum. Doğru. Doğru. Su kalitesinin yükselmesi. Suyu kullandıkça neden kalitesi yükselsin? Ya Allah aşkına önünde şurada cevap anahtarı var. Ona bakıp bakıp konuşuyor. Hangisi bu kaçıncı soru? Sen koydun bunları, ben koymadım. Ben sana işaretledim bunu söyleyeceğim diye. Bakın işaretlemişim. Söylettirme bana. D mi? Deniz'de. Tamam, doğru çözdüm o zaman. Hakikaten aferin. Teşekkür Oraya ederim. Bakmadan mı çözdün? Vallahi mı? Kaçıncı soru olur bilmiyorum ki. İyi, aferin. Anlatmayayım mı? Sen anlatmayacaksın mı? Yok tamam. Ya o zaman niye girdin çekime? Yürü git. Bir de para vereceğim. Hocam sen anlatacaksın. Ben para alacağım. Hadi peki, bunu yok, bunu sen çöz. Küresel ısınma sonucu yaşanabilecek deniz seviyesi değişiminden en olumsuz şekilde etkilenmesi beklenen ülke aşağıdakilerden hangisinde verilmiş diye. Şimdi hocam, küresel ısınmada buzullar eriyor. Hı-hı. Buzul eriyince ne yapıyor? Deniz suyunun, okyanus suyunun üzerine ekstra su ekleniyor. Hı-hı. Çünkü buzullar su seviyesinin üstünde. Hı-hı. Tamam mı? Hı-hı. Yani şeye, suya batmış değil arkadaşlar. Ekstra buzullar eriyor. Hı-hı. Ve ne yapıyor hocam burada? Su seviyesini yükseltiyor. Şimdi bunlardan hangisi etkilenir? Hepsi olumsuz etkilenir. Çünkü suyun erimesi, buzulun erimesi, su miktarının artması bazı iklim olaylarını da beraberinde getirir. Fakat öyle bir şey olmalı ki birisi çok fazla etkilenmeli. En olumsuz diyor. Hı hı. Hangisi okyanus kıyısında? Hollanda. Hollanda. Bir de kuzeyde, diğerleri biraz daha güney tarafında. Güneyde olsa, kutuptan güneyde uzak. De şey var. Yok, kutuptan biraz daha evet, uzak gibi. Evet. Hollanda hocam deniz seviyesinde olduğu için zaten biliyorsun şehir merkezi 15 metre su seviyesinin altında. Bunu anlattık daha önce. Hı hı. Etrafına şehir, ülkenin ne yapıyorlar hocam? Bentler yapıyorlar. Buradan toprak kazanıp poller dediğimiz arazide adam çiçek yetiştiriyor, bitki yetiştiriyor. En olumsuz Hollanda etkilenir. Şey yaptık mı? Paramıza kıyıp kalem alabildik mi? Sonuç olarak aldık. Yani. Orada var ya yanında. Ya da şunu da kullanabilirsin. Hayret bir şey. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayır yani dedim, belki yoksa parmağımızla. Evet. İnsanların çeşitli faaliyetleriyle karbon döngüsüne müdahale ederek, sera etkisi, küresel ısınma gibi bozulmalara neden olabilirler. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlardan hangilerinde karbon döngüsüne zarar veren beşeri faaliyetlerin daha az olduğu söylenebilir demiş sevgili hocam. Bakalım. Şimdi Amerika'nın doğu kıyıları, yaklaşık Apalaş dağları çevresi, sanayi bölgesi. Dolayısıyla burası yoğun bir şekilde etkilenir çünkü nüfus kalabalık. Şıkların içerisinde bir olmamalı. Eleyerek biliyorum. Hakikaten bu kağıtlar ne kadar güzelmiş. Hiç yapmıyor. Evet. 3 numaralı yer hocam Batı Avrupa. Nüfusun en yoğun olduğu yer. Hı-hı. Öyle değil mi? Sanayi. Etkilenir. İçinde 3 de olmayacak. Ondan sonra 4 numaralı yere bakıyorum sevgili hocam. Yaklaşık Japonya, Çin çevresi. Bu da olumsuz etkilenir. 2 ve 5 diyor. 2 Afrika'nın güney kesimi. 5 Avustralya'nın kuzeyi. Avustralya'nın batısı. Öyle değil mi? Victoria Çölü çevresi. Sorunun cevabı bu nedenle Denizli diyebiliriz. Evet. Ne oldu? Yemek mi geldi? Gelmedi. Söylediniz mi? Söyledik tabii ki. Hiç geciktirdik mi? Asla öyle bir hata yapma. Aşağıda verilen bölge ve bölgede yoğun olarak bulunan doğal kaynak eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Orta Doğu petrol. Doğru. Zaten en büyük sıkıntının olduğu yer burası değil mi? Hı hı. Bakın net bilgi sorusu arkadaşlar. Çıkar böyle sorular. Biliyorsan yaparsın, bilemiyorsan böyle bakarsın. Pasifik adaları taş kömürü. Beklesin.
Bence de. Aferin bak, direkt yanlış demedin. Diğer şıklardan elelim. Kafkaslar ve Orta Asya doğalgaz. Rusya'ya yakın. Hı-hı. Avrupa demir ve taş kömürü. Esenler'in bölgesi. Tabii tabii. Artı işte şeyin orası. Fransa, Almanya çevresi. Nicip oradan, abilerin o arka taraf. Orası yukarı ayrancı. Tamam. Bu aşağı ayrancı. Güney Afrika altın ve elmas. Bunun doğru. Üzerine yazılmış çok güzel kitap bile var. Hı-hı. Doğru cevap Bursa arkadaşlar. Bursa. İki soruyu birden almadın değil mi? Şimdi küresel ısınma sonucunda dünyadaki kuraklık şiddetinin artmasının yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılan alanlardan hangisinde daha önemli sorunlara neden olacağı söylenebilir? Bunu kime yazdık? Fatma yazıyor galiba. Çok güzel yazıyor. Fatma hakikaten güzel yazmış. Aferin, eline sağlık. Hangisinde daha önemli sorunlara neden olacağı söylenebilir? Şimdi hocam buradan bakıyorum. Küresel ısınma kuraklık şiddetini arttırıyor. Hangisinde daha önemli olaylara neden olabiliyor? Şimdi şurası zaten yağışın çok bol olduğu yer. Öyle değil mi hocam? Amazon havzası. Hayır. Şurası Kongo havzası. Hayır. Amerika'nın batı kıyıları ne yapıyor buradan? Batı rüzgarları, kayalık dağları çevresi bol miktarda yağış alıyor zaten. Hayır. Ondan sonra bakıyoruz. 2 mi 1 mi diye bakıyoruz sevgili hocam. Bir numaralı yer zaten oldukça kuzeyde ve kutba yakın bir yer. Soğuk alan, buharlaşma oldukça az, hayır. Ama iki numaralı yer hocam daha iç kesimde. Bu nedenle cevap B şıkkı. Peki. Aşağıda Hindistan'ın 2000 ve 2030'daki tahmini nüfus piramitleri verilmiştir diyor. Buna göre hangisi söylenemez? Hindistan'da nüfus artış hızının azalması beklenmektedir. Evet bak, piramidin tabanı genişten dara doğru inmiş. Doğru. Genç nüfus oranı, yaşlı nüfus oranı birbirine yaklaşacaktır. Evet, doğru. Doğum oranları azalıyor. Yaşlı nüfus oranı artıyor. Hindistan'da ortalama yaşam süresi yaşam süresi konuşabilsem hocam. Artacaktır, uzayacaktır. Uzamaktadır. Doğru. Evet, niye bak, yaşlı nüfus oransal olarak artmış. Hindistan'da 30 yıllık süreçte doğum oranları azalacaktır. Evet. Hindistan'ın nüfus miktarında azalma görülecektir. Yok. Dediğin zaman olmaz. Toplamları çok çok artıyor. Tabii ki. Ya o da şey değil. Yani nüfus artış hızının artıp azalması farklı bir kavram hocam. Nüfus miktarının artıp azalması farklı bir kavram. Efendim burada diyor ki Türkiye'de en düşük yıllık nüfus artışının 1940-45 yılları arasında olmasının temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir? Şimdi biz net bilgi sorusu. Türkiye'de 1940-45 yılı arasında nüfus artış hızının azalmasının temel nedeni 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı tehlike. İsmet Paşa, İsmet İnönü Türkiye'yi savaşa sokmuyor ama olası bir savaş tehlikesine bağlı olarak erkekleri ihtiyat askerliğine alıyor hocam. E kadınlar da eşeğsiz üreyemedikleri için ne oluyor? Nüfus artış hızında bir azalma meydana geliyor. Bak yorum değil, net bilgi. Keşke bunu sana çözülmeye çalışsaydım. Bilirdim. Vallahi mı? Tarih dinliyorum ben o kadar. Ha. İyi hadi bakalım. Direkt burada bunu bulalım hocam. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasını işaretleyelim ve geçelim. 18. sorumuz. Hangisi ülkelerin nüfus politikalarının ortaya çıkmasına neden olan faktörlerden değildir? Nüfus politikasının ortaya çıkmasına neden olan faktörlerden biri değildir. Şimdi nüfus politikası nedir? Bazen genç nüfusa ihtiyacın olur. Bazen de genç nüfustan genelleme yaparsak şunu söyleyebilir miyiz? Bir ülkedeki nüfus artış hızının dengeli tutmak. Dengelenmesi. Neye göre dengelenmesi? Ekonomiye göre. Bak bu elim nüfus artış hızı, bu elim ekonomik gelişme olsun. Tırnaklarla temiz bu arada. Nüfus artış hızı ekonomik gelişmenin üstünde olursa ülke geri kalır. Ne olmak zorunda? Dengeli gitmek zorunda. Ya da çok az bir şey, ekonomi daha hızlı gitmek zorunda. Hangisi bu faktörlerden biri değildir? Nüfus artış hızının fazla olması faktörlerden biridir. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi. Ne alaka ya? Yani. Nüfus artış hızının düşük olması, genç nüfus oranının düşmesi, yaşlı nüfus oranının artması. Zaten çoğu bilimini etkiler. Aynen öyle. Ya ben de çözerdim diyorsun yani. Hani? Hani yani bakalım. Gıdilik. Gıdilik ne be? Gıdilik Ege'ce.
Gelişmiş bir ülkede bu uygulamalardan hangilerinin yapılması beklenmez? Gelişmiş bir ülkede. Çözeyim mi bunu? Çöz. Nüfus artışını teşvik eden politikalar izlenmesi. Ülke gelişmiştir, genç nüfusa ihtiyacı vardır. Yaşlı nüfusu çoktur bunun. İstiyorum öğrenciye de sana tamam. da. Gelişmiş bir ülkeden bahsediyorsa bir gelişmiş ülkenin ismini zikret. Almanya. Japonya, Almanya. Hı hı. Tamam. Yaşlı nüfus fazladır. Genç iş gücüne ihtiyacı Peki, vardır. Peki ona göre oku. Nüfus artışını teşvik eden politikalar izlenmesi. Bu bence doğru. Benim yöntemim sağda olsun. Sen sonra doğrusunu solda çöz. Tamam. Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaştırılması. Aile planlaması ne demek? Aile planlaması ekonomi ve nüfusun dengede gitmesi demek. Doğum kontrolü. Ya da doğum kontrolü engellemek demek. Bu o zaman yanlış olur bence. Evet. İş gücü açığını kapatmak amacıyla göçmen kabul etmesi en yaygın şeylerden bir tanesi. Birden fazla çocuğa sahip ailelerden vergi alınması. Hayır. Bu ikisi doğum kontrolünü Çin'in yapabileceği bir şey bu. Zaten zamanında yaptı. Şimdi de değil. Ama 1 ve 3 diyorum ben. Bursa diyorum. 1 ve 3 Bursa Beğenmezsen diyorsun. Beğenmezsen değiştirebiliriz. Tabii ki değiştiriyorum. Soruyu yanlış okuyorsun. Hangisi beklenmez diyor. Cevap 2 ve 4. O doğrudur. Siz bunu yapmayın bak. Biz şu an burada bir mizansen yaptık. Siz şimdi bilerek yaptık. Ki, evet. Zannediyorsunuz ki Vural Hoca bu soruyu yanlış çözdü. Evet. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Harikasın sen ya. Allah, harikasın sen. Allah günahlarımızı affetsin. O vurduğun omuz 44 yaşında. Bunun altında bir şey var mı? Üf, okusana şunu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında oluşan iş gücü açığını azaltmak için nüfus artırma politikasına gitmiştir. Ancak 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 60 öncesi nüfus artışını teşvik eden nüfus politikasının değiştirilmesi istenmiş, hızlı nüfus artışının ekonomik gelişmeye engel olduğu ileri sürülmüştür. Evet, bu bir süreç öyle değil mi? İlk önce diyor ki... İlk önce soruyu okumalıydık ama söylüyorum. Hayır hayır, buna bir yorum yapalım önce. Bunu bir özümseyelim tamam, hocam. Tamam. Kırdın mı? Şimdi burada diyor ki, biz diyor Cumhuriyeti ilan ettik, iş gücümüz... Ciddi sıkıntı yaşıyorduk iş gücünden yana. Hı hı. Aileleri nüfuslanmaları konusunda teşvik ettik. Fakat 60'lı yıllardan sonra baktık ki ya arkadaş bu nüfusa çok fazla yatırım yapıyoruz. Ekonomi kötü gidiyor. Hı hı. Dedik ki aile planlaması yapalım. Şimdi bunu artık biz özümsedik. Buna göre Devlet Planlama Teşkilatı'nın bu görüşü savunmasının nedenleri arasında hangilerinin bulunduğu söylenebilir. Ölüm oranlarının azalmaya başlanması. Bu söyleyebilir hocam. Hı hı. Sağlık hizmetleriniz gelişince ister istemez ölüm oranlarınız azalıyor. Zaten hı hı. Yani ölüm oranlarını azaltmak her ülkenin temel şiarı, temel işi. Tarımda makineleşme ile işsizliğin artması. Tarımda makineleşme ile işsizliğin artması. Ticari faaliyetlerin canlılığını yitirmesi. Ticari faaliyetler neden canlılığını yitiriyor? Öyle bir şey yok. Hangilerinin bulunduğu söylenebilir. Hocam bak iki şey ciddi sıkıntı yaratıyor. Hı hı. Ölüm oranlarının azalmaya başlamasıyla nüfus kontrolsüz bir şekilde artmaya başlıyor. Hı hı. Devlet yeni fabrika, yeni iş yeri açmak yerine nüfusa yatırım yapıyor. Tarımda makineleşme arttığı için de Vural Hoca ister istemez ne oluyor? Tarlada artık insana duyulan ihtiyaç azalıyor, köylü nüfus fazla. Ticari faaliyetlerin canlılığı yitirmesi çok farklı bir kavram. Ticaret alım satım işi şehirlerde olan bir şey, ülkeler arasında yapılan bir şey. Onun için kafanızı karıştırmasın. C'yi işaretleyelim ve geçelim.